Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün e, güzel bir konuğum var, güzel bir konuğum var, e, güzel bir video olacağını düşünüyorum açıkçası. Bir eğitim tadında e, bir video olacak, o yüzden baştan sona kadar izlerseniz hepimiz için ayrılısı olacağını umuyorum. Öncelikle belirteyim, e, bu videonun içerisinde e, söyleyeceğim, söylemek istediğim, vermek istediğim mesajların hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi hiç değildir. Şimdi daha önce e, böyle bir konu başlığı yapmıştım. Yani bir şirkete yatırım yapmadan önce e, dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? E, yani şunlara bakacağız ki ondan sonra hisseyi alalım. Şimdi bunlardan bir tanesi nedir? Bir şirkete almadan önce örnek diyorum. Ben şimdi Orge'yi almak istiyorum. Orge'yi almadan önce ne yapacağım? Öncelikle burada internet sayfasına giriyorum. Bu ne yapmış, ne ediyor, devam eden projeleri var mı, internet sitesi var mı, patron güvenilir mi, değil mi, çalışıyor mu? Ondan sonra geliyorum burada faaliyet raporunu okumaya çalışıyorum. Faaliyet raporunda bana aktaracağı bir şeyler var mı? Ee, özellikle şirketin 2022 yılına ilişkin beklentileri var mı, yok mu? Bunlara teker teker bakıyorum, okuyorum. Şimdi ben bu şirkete yatırım yapacaksam, mutlaka bunları teker teker okumam gerekiyor. Özellikle bazı başlı kalemler var onlara devam edeceksin yani bakacaksın. Şimdi burada diyor ki devam eden projeler burada teker teker hepsini okuyacağım tamam mı? Ve buradaki projelerdeki gelebilecek gelirleri tahmin edeceğim. Ondan sonra ne yapacağım efendim? Bak bu iki aşamayı gördün Birinci aşama. Hisse hangi hisseyi alacağımla ilgili e, hisse ismini belirleyeceğim. İkincisi internet sitesine gireceğim. Üçüncüsü faaliyet raporunu okuyacağım. Devam eden projeler var mı yok mu ona bakacağım. Ondan sonra e, yıl sonu beklentilerini açıklamış mı açıklamamış mı onu okuyacağım. Ondan sonra buraya geleceğim Twitter'da Orge Yakup Ekenoğlu yazacağım. Yakup Ekenoğlu bununla ilgili bir şey söylemiş mi söylememiş mi? Bu arada maliyetim 7 TL bu arada hala. Güncel olarak 7 TL. Yani onu size söyleyeyim mi? İse pazarlama gibi falan olmasın. E, zaten burada YouTube'da paylaştığımız bütün şirketleri biz önceden 5 ay önce, 6 ay önce, 7 ay önce, 8 ay önce zaten sürekli bahsediyoruz. Bahsetmeye devam ediyoruz. Aynı hisselerle gidiyoruz açıkçası. Aynı hissele bakın burada. Orada kaç TL'de? 7 TL'den iskonto hesaplama yöntemine göre ne demişiz? 12 TL demişiz. Hiçse kaç TL gitmiş efendim? Bakıyoruz. Daha bir yılı bitmemiş. 11 TL gitmiş. <laughs> bir yılı dolmamış. Yani programın ne kadar işleyişi ne kadar düzgün çalıştığını, bu programın bulunmaz bir nimet olduğunu anlayacaksınız. O yüzden yani eğer ki bu e, his analiz programını rahat bir şekilde, eğer ki sizlere video ol şeklinde çektiğimde, yani bunu iki aylık, bir aylık süre zarfı içerisinde bakmamanız gerekiyor. Yıllık bazda bakmanız gerekiyor. Ve şekil ağda görüldüğü gibi e, birçok şirket genel itibariyle hepsi de ederini buldu. En son doğal dedik, bak doğal da. Son zamanlarda inanılmaz bir yükseliş yaptı. İskonto oranı yüksek olan şirketlerden bir tanesi. Sabancı'da koştuğu diğerlerini saymıyorum. Zaten onlar çünkü ben 6 TL'den beri bunları paylaştığım için bunları sürekli söylüyorum. Ama dolu 3 TL'den beri bahsediyoruz iskonto oranı yüksektir diye. Çok şükür bu da en azından o %100'lük primini yapmaya çalışıyor. Onu söyleyeyim. Ve genel itibariyle iskonto yüksek olan şirketler ee, minimum %50, %60, %70 oranında marjı bırakıyor. Şimdi bu adımları teker teker yaptıktan sonra ne yapıyorum efendim? Öncelikle e, grafiksel bir inceleme yapıyorum. süsel olarak şimdi hakim olduğum için ben sadece işte e, satışlar nasılmış? Hemen şöyle satışlara baktığımda efendim merdivenci bir yapı görüyor mu? Evet özellikle 2021'in 3. E, çeyreğinde 6. döneminde bir... Hareketlilik var, bir düzelme var satışlarda. Kademeli bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Şirket demek ki çalışıyor, iş yakalıyor. Bu iş yakalaması sonucunda şirket belli ki kar edecek, bakacağız. Şimdi e, net kara baktığımızda burada aynı şekilde buradan gelen karla beraber düzenli bir şekilde kar gelmiş. Sadece 2022'nin e, ilk çeyreğinde bir karda bir sıkılma var ama son çeyrekte bunu toparladığını görebiliyoruz. Bu da gayet bizim için önemlidir. Şimdi Favok çeyrekliğe baktığımızda aynı dönemden itibaren bir yükseliş senaryosu içerisine girmiş. Son çeyreğin yüzde ikilik bir altında gerçekleşmiş Favok marjı. E bu da emtia fiyatlarının e, maliyetlerin yükselmesiyle gayet normaldir. E, onu da artık e, yatırım yapan adam e, onun için uygun mu uygun değil midir ona bakacak. Burada Faaliyet karına baktığımızda faaliyet karı esas faaliyet karına baktığımızda bu da gayet olumludur. Özellikle 1, 2, 3, 4, 5 son 5 dönemdir esas faaliyet karını yani sattığı ürüne karşılık kar edebiliyor mu? Ediyor arkadaşlar. Bu da bizim için önemlidir. Öz kaynaklara baktığımızda merdivensi bir yapı olduğunu görebiliyoruz. Burada kısa vadeli yükümlülükler uzun vadeli yükümlüleri görebiliyorsunuz. benim bir güzel bir sözüm var. Özellikle enflasyonist ortamda şirketler borçlansa Bizim için daha önemlidir ama bu şirket çok fazla borçlanmayı da sevmiyor. Özellikle zaten e, anlık olarak iş alıyor. İş aldıkları zaman zaten patron da bugün Bloomberg'de güzel konuşmalar yaptı. Aktif karlılık var, güzel, gayet olumlu. Öz kaynak karlılığına baktığımızda kademeli bir şekilde, özellikle 2021'in 3. çeyreğinden itibaren. E, kademeli bir şekilde arttırdığını görebiliyoruz. Burada marjlara bakacağız genel itibariyle. Şimdi ondan sonra nereye geliyoruz? Şirket büyüme oranlarına bakacağız. Şirket büyüyor mu? Büyümüyor mu? Şimdi büyüme oranlarına baktığımızda e, dönem varlıklar. bu arada arkadaşlar katılda özellikle 5 aydır 7 aydır 8 aydır e, bizle beraber olan dostlarımıza bir sürpriz yapacağız bunun haberini daha önceki videolarda paylaşmıştım büyük ihtimalle bu tabloyu biz zaten şu an çarşamba ya da perşembe günü lisansını satın alıyoruz bütün haklar bize ait olacak o tamamlandıktan sonra onlara güzel bir sürpriz yapacağımı düşünüyorum açıkçası bakacağız yani o duyurusunu yapacağım ilgili yerlerde şimdi dönem varlıklarını %78 duran varlıklarını %124 öz kaynaklarını %68 Esas faaliyet karını %271, dönem karını %333, satış gelirlerini %172, FAVOK'unu %260 oranında artırdığını görebiliyoruz. Satışların maliyeti burada %141 artmış. Çeyreksel olarak büyüme oranlarına baktığımızda dönem varlıklarını %7, duran varlıklarını %32, öz kaynaklarını %19, esas faaliyet karını %124, dönem karını %81, satış gelirlerini %6, FAVOK %2'lik bir gerileme söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Burada da çeyreksel olarak satışların maliyeti %112 oranında arttığını görebiliyoruz. Karlılık oranlarına geçiyoruz ondan sonra. Şimdi karlılık yıldan yıla baktığımızda gayet güzel istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Aktif karlılığına baktığımızda %95'lik bir değişim yıllık bazda. Öz kaynak karlılığına baktığımızda %99'luk neredeyse %100'lük bir yükseliş. Yani daha önce öz kaynak karlılığı geçen yılın aynı dönemine göre %26 seviyelerdeyken şu an 53 seviyelerinde iyi, idar, idar yani normal. Güzel, güzel, güzel. Özellikle o berdivemsi yapı bizim için çok önemlidir. Hele ki 20'li seviyelerden 53'lü seviyelere gelmesi gayet olumludur. Brüt kar marjına baktığımızda 32'den 40. Net kar marjına baktığımızda 23'ten 37. Burada favok marjına baktığımızda %32'lik. Stoklarına baktığımızda stoklarını %181 oranında artırdığını görebiliyoruz. Burada çeyreksel olarak baktığımızda ee, burada sadece brüt kar marjında %4'lük bir Geri çekilmeler var. Stoklarının %7'sini de bir önceki çeyreğe göre azalttığını görebiliyoruz. Elinden çıkardıklarını görüyoruz. Şimdi bunların teker teker hepsine baktığımızda e, iskonto hesaplama bölümüne geliyoruz. Bu arada arkadaşlar e, iskonto oranı yüksek olan şirketler var. Onun da videosunu çeker miyim bilmiyorum ama büyük ihtimalle bakacağım önümüzdeki günlerde. Şimdi bu tablonun yorumlaması çok önemlidir. Çok önemlidir. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Yani burada iskonto oranı gördün diye bodozlama atlamamak gerekiyor. Yorumlamak çok önemlidir. Şimdi biz burada e, yıl sonunu tahmin ediyoruz. Diyoruz ki yıl sonu beklenen tahmini net kar... ...230 milyon seviyesinde bir net kar açıklama durumu söz konusu olabilir. Ki Patron diyor ki bir tık üstünde de açıklayabilirim diyor. Tamam mı? Bir tık üstünde de açıklayabilir E bu zaten istediğimiz bir olay. Şimdi hisse başına kara baktığımızda 2.40'tan 4.80'a e gidebilme ihtimali var eğer ki bu kar açıklanır ise. Fiyat kazancı fiyatı hiçbir şekilde oynamaz ise 4.38'den 2.20'de işlem görüyor. Yani sizin burada görmüş olduğunuz 4.38 aslında 4.38 değil 2.20'dir. Yani eğer ki hisse fiyatı yükselirse bundan öteri yükselecek. O bunu bilinçli olarak mavi ya da nedir? Kuruncu yaptım. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hisse bedelsiz potansiyeli %462. Sermayesini kaç katı kar e, açıklayacak yıl sonunda? Yaklaşık %30 ya yani yaklaşık %3'lük üçlük e, 3 kat büyütecek. Gayet olumlu. Şimdi burada genel itibariyle iskonto hesaplamasına göre e, burada e, Favok'a göre e, 14, perspektif eder'e göre 24 Yıl sonu beklenen hedef fiyat ortalama olarak 18-15'te yine %50 ile %74 arasında e, hala iskontolu olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bu sermaye bu şekilde durduğu sürece e, karlar da aynı şekilde devam ettiği sürece fiyat üzerindeki baskı ortadan kalkacak. Keza 7 TL'den 11 TL'ye giden şirket e, 10 TL'den de büyük ihtimalle 15 TL olur. Değil mi? Biz yine muhafaza karı olalım. Hatta bunu şurada ben genel itibariyle bunu bir alıyorum ki yarın öbür gün başımız bela girmesin diye. 16 TL sen bunu 15 olarak hesaplasan yani %50'lik hala iskontosu var. Keza biz biraz önce gördüğünüz %75'lik bir iskonto olduğunu da görebiliyoruz. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yani bir şirkette kötü bir kap haberi getir patron top atar saçma sapan bir işe girerler bir ölüm haberi gelir kötü bir haber gelir bu karı açıklayamaz bunlar olacak şeyler değil olamaz yani değil mi? Yani bu kar açıklanmadı itibariyle buradaki rakamların gelmesi de beklenilmemesi gerekiyor. Ha piyasa olur götürür onu bilemem. Piyasa düşürür onu bilemem. 3 ay e, şu an 10 TL'dedir. 9 TL düşürebilir, 8 TL düşürebilir. Bu demek değildir ki 7 TL'ye gelmeyecektir. Gelebilir ben bunu bir şey diyemem. Ama olması gereken ederi beklenilen eder 16 18 17 15 20 25 bandı arasında gidip geliyor yani genel itibariyle bu şekilde bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bunlar biliyorsunuz yani ben Orge'yi yaklaşık 7-8 aydır beğeniyorum. Beğendiğim şirketler her zaman portföyümde yer alır. Çünkü yani öbür türlü kafa karışır. Ahmet'ten duydum diye alacağım. Mehmet'ten duydum diye alacağım. Yok şuraya abi geç. Şirket iyi mi? İyi. E tekniği de iyi olması gerekiyor. Hemen şuradan geleceksin. Tekniğe bakacaksın. Teknik nasıldır? Efendim şimdi ilk etapta şuradaki seviyelerden paylaştık. Dedik ki arkadaşlar bak ya adam yapıyor. Şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş yapacak bir ihtimal. E şimdi hemen hemen buradaki seviyelere gelmiş. Yani buradaki birinci hedefimiz. Yani normal şartlarda biz diyoruz ki bu birinci teknik hedefimizdir. Bu da ikinci teknik hedefimiz. Şimdi grafiksel olarak 12-80-13'lü bandı bizim için önemlidir. Sen bunu şuradan alırsan şunu da kalıp şuraya koyarsan yani 15 TL eder. Grafiksel olarak da destekleniyor. Ama sen desen ki ya hocam ben farklı farklı çizimler yapacağım. Yine aynı şekilde 16 seviyesi bizim için olabilir. Gayet normal seviyelerdir. Çok fazla da şey yapmamak gerekiyor. Yani 16'ya gitsek şaşırmamak gerekiyor. Bunlara dikkat edeceksin. Tabi destek dirençleri takip edeceksin. Alım yapacağın yeri bileceksin. Ha, tabii ben bilmiyorum ha şu an nereden alım yapacaksın, alım yapacak mısın, yapmayacak mısın bilmiyorum. Ama destek 9 TL seviyesinde, 9.20 seviyesinde güzel bir desteği de var. Oralara gelir mi bilmiyorum ama e, tabii endeks düşerse bunlar gelebilir. O yüzden buradaki şirketlere dikkat edin. Özellikle böyle tekli tekli hisseler paylaştığımda bunlar uzun vadede bence güzel... E, Şirketler olduğunu düşünüyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar söylüyorum. Yarın öbür gün hocam bu nereye gitti? Nasıl oldu? Gitti mi? Gitmedi mi? Ben bu işlerle uğraşmıyorum. Arkadaşlar. Ben yıl sonu karı bu şekilde gelirse iz konusu bu kadardır. Basit. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.